hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle beni buraya davet ettikleri için Kırşehir Belediyesi'ne ve Kitap Fuarı Organizasyonu'nda görev alan arkadaşlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Kırşehir'e çağrıldığımda özellikle gelmek istedim çünkü bir taraftan benim Kırşehir'le de bir bağım var. Ben 1979 Kırşehir Lisesi mezunuyum. 1977, 78, 79 yılları ben burada geçirdim. Babam memurdu. Kayseri'den buraya tayin oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde muhasebe müdürüydü. Biz de onunla beraber buraya gelmiştik. Ve ilkokul ve ortaokulu Kayseri'nin Tamarza ilçesinde, liseyi de Kırşehir Lisesi'nde burada okudum. Biraz evvel lisenin önünden geçtim, hatta dün. Tabii çok değişmiş, yeni binalar yapılmış, güzel bir liseydi. Böyle kocaman bir futbol sahası vardı, orada çok futbolar oynuyor. Burada Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Derneği vardı, biraz meydan ilerisinde bir yerde. Ben oraya çok geri giderdim. Gençlik yıllarımız, liseli gençlik yıllarımız burada geçti. Çok maceralarımız oldu. Bugün özellikle kitap fuarında eskiden tanıdığım insanlar gelip gittikçe ben de bayağı mutlu oldum. Benim için değişik bir kitap fuarı oldu yani. Belediye başkanı da geldi sağ olsun. Ona da ilettim. Böyle kültürel faaliyetleriniz olduğunu da özellikle Kırşehir'e gelmek isterim. Hem sevdiğim bir şehir, insanları, iklimi o zamandan beri hoşuma giderdi. Böyle bir girizgah yapmış olayım. Sözü fazla uzatmayacağım. Kısaca sizlerden bahsedeceğim konu bu kitap fuarı söyleşi çerçevesinde din ve ahlak üzerine olacak. Acaba ahlakın kaynağı din midir? Yoksa vicdan mıdır? Bu önemli bir soru çünkü son zamanlarda özellikle malumunuz Türkiye'de dindarlık iddiasında olan bir hükümet dönemi yaşıyoruz son 22 yıldır. Müslümanların her şeyi düzelteceği, dinin ahlakının sahibi olduğumuz takdirde dindar bir nesil eğer yetiştirilirse Türkiye'deki insanların çok güzel insanlar, çok iyi insanlar olacağı filan söyleniyordu. Böyle sözleri çok duyuyorsunuz. Ama zaman içerisinde gördük ki mesela daha geçenlerde güncel bir örnek üzerinden gidelim. Vatandaş kız çocuğunu Diyarbakır'da cesedini öldürdükten sonra götürüp dereye bıraktım. Daha sonra eve gelerek namazımı kıldım diye ifade verdi. Şimdi bu birçok kişi için tabii çok sarsıcı bir ifade. Ama bunun derinliğine inmek lazım. Diyarbakır'ın Tavşantepe ilçesi aslında küçük bir Türkiye veya tüm Türkiye aslında Tavşantepe. Yanlış giden bir şey var. İnsanların zihninde yanlış oturmuş bir şey var. İşte bu yeni ahlak anlayışından kaynaklanıyor. Vatandaş şöyle düşünüyor. Önemli olan namaz kılmak. Ben namazımı kıldıktan sonra Allah her şeyimi affeder. Çocuğu öldürsem bile siler. Çünkü namazımı kıldım. Namaz dinin direğidir derler. Namaz kılan bir kimse deniz köpüğü kadar daha günahları olsa silinir derler. Mesela
Cübbeli Ahmet ne diyor? Kabirde ilk sual edilecek şey imandan sonra namazdır diyor. Yani kabre konulan kişiye ilk önce Allah'a inanıp inanmadığı sorulacak. Eğer Allah'a inanıyorsa namaz kılıp kılmadığı sorulacak. Eğer hem Allah'a inanmamış hem de namaz kılmamışsanız yandınız. Doğru cehennemin orta yerine. Şimdi bu nereden geliyor? Kardeşlerim, Emevi dininden geliyor. Gerçek İslam'da bunun yeri yok. Namaz var ama böyle değil. İman var ama böyle değil. Peki nasıl? Kaynağına gidelim. Bak bunu nasıl uydurmuşlar. Şimdi oradan başlayacağım. En son doğrusunu söylemeye çalışacağım. Bildiğim kadar doğrusunu. Şimdi şöyle rivayetler çok duymuşsunuzdur. İkindi namazı kılanın dönüş köprüsü kadar dahi olsa günahları af olur. Cuma namazına gidenin bir haftalık günahları af olur. Hacca gidenin bir yıllık günahları af olur. Kul hakkı hariç. Arafat'a çıkarsa o da af olur. Bununla ilgili Sahih Buhari'de, Sahih Müslim'de hadisler var. Bunların hiçbirisi Kur'an ayetleri değil. Hepsi hadis. Uydurmuşlar. Peki kim için? Niye uydurmuşlar? Miladi değil, Hicri 61 yılında Kerbela olayı oldu İslam tarihinde. Yani Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinin 61. yılında Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve yanında bulunan 70'e yakın kişi, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere şehit edildi, katledildi. Bu olay İslam dünyasında ve o günkü kamuoyunda derin sarsıntı meydana getirdi ve bunu yapan Yezid ve tayfasının Müslümanlıktan çıktığına inanılmaya başlandı. Dediler ki bunu yapan adam Müslüman olamaz. Çünkü Peygamber torununu katletti, kadınları katletti, bebekleri, çocukları, yani kucaktaki bebeği, Hüseyin'in torunu, bebeği bile katlettiler. Korkunç bir şeydi. Korkunç bir faciaydı. Bunun üzerine o zamanki ulemanın birçoğu, sahabelerin birçoğu, İslam dünyasının genelinde bunu yapan Yezid ve tayfasının Müslümanlıktan çıktığı, dinle alakasının kalmadığı söylendi ve buna inanılmaya başlandı. Şimdi Yezid ise kendisinin Müslümanların halifesi olduğunu iddia ediyordu. Halife dinden çıkmış oluyor bu duruma göre. O zaman bu zor durumu kurtarabilmek için onun Müslüman olduğu, Müslümanlıkta kalmaya devam ettiği, hatta Müslümanlıktan öte Müslümandan halifesi olduğunu falan iddia etmeye başladılar ve bunun için önce hadis uydurmaya, daha sonra da kelam kurmaya başladılar. Mesela biraz evvel örneklerini verdiğim türden hadisler bu dönemde uyduruldu. Kim cuma namazına giderse bir haftalık günahları af olur. Şimdi ikindi namazını huşu içine vaktinde kılarsa deniz köpüğü kadar dahi olsa günahları af olur. Şimdi Yezid de ikindi namazı kıldığına göre, cuma namazına gittiğine göre, onun ruku ettiğini, secde ettiğini ve namaz kıldığını herkes gördüğüne göre onun da Kerbela'da işlediği günahları Allah affeder. Affetmiştir. Daha ne bunu dilinize dolayıp duruyorsunuz? Dolayısıyla Yezid Müslümanların halifesidir. Namaz kılmaktadır, cumaya gitmektedir, oruç tutmaktadır, hac etmektedir. Dolayısıyla Müslümanların meşru halifesidir. Her kim onun dinden çıkmıştır diyorsa asıl o dinden çıkmıştır diyerek durumu kurtarmaya çalıştılar. Bununla da kalmadı. Mesela uydurulan hadislerden bir tanesi de şu. İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel bir komutandır.
Onu fetheden asker ne güzel bir askerdir. Yezid İstanbul seferine çıkıyorlar. Arkasından mutlu rivayetler başlıyor. Bakın Yezid İstanbul seferine çıktı. İstanbul'u fethedecek. Daha geliyor yani buralara kadar falan geliyor. Geri dönüyorlar. Olmuyor. Eğer İstanbul'u fethetseydi bu hadis onun için geçerli olmuştu. Çünkü onun için uydurulmuştu. O fethetmeyip de bizim Fatih'e nasip olunca bu sefer bu hadisi tepe tepe Fatih kullanmaya başladı. O gün bugündür de kullanıyorlar. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel bir komutan. Onu fetheden asker ne güzel bir hadis. Dört dörtlük uydurma bir Emevi uydurması hadistir. Peygamber böyle bir söz söylememiştir. Peygamberimiz namaz kılanın bütün günahlarının affedileceğini söylememiştir. Bu Kur'an'a aykırıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim der ki وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ هَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim miskal tanesi kadar hayır işlerse, hayır amel yaparsa onun karşılığını görecektir. Kim de miskal tanesi kadar şer, kötü bir amel işlerse o da onun karşılığını görecektir. Yine Mülk Suresinin girişinde denilir ki ve cealnel hayata vel mevte illa liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hayatı ve ölümü hanginiz daha iyi amel işleyecek bu ortaya çıksın diye yarattık. Yani hayatın ve ölümün amacının hangimizin daha iyi ameller işleyeceğini ortaya çıkarması olduğunu söylüyor. Hucurat Suresinin girişinde siz başınıza geçenlerden, başınıza geçen olaylardan imtihan edilmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir takım olaylarla imtihan edilmeden, öyle iman ettik demekle, öyle hemen namaz kılmakla falan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Kimin ne amel işlediğine, hangi davranışlarda bulunup bulunmadığına bakılacak. Sevgili kardeşlerim, bakınız ben Alevi Cemevi'ndeki Hakk'a yürüme erkanına katıldım. Onlar Hakk'a yürüme diyor. Sünni camisindeki cenaze namazına katıldım. Hristiyan, Yahudi, Ezidi, Zerdüşt, Sabi'i, Hinduların yakma töreni, onlar ölülerini yakıyorlar. Onlara kadar birçok dini cenaze merasimine katıldım. Orada okunan duaları, söylenen sözleri, mesela Hindular ölü yanarken dua ediyor. Ne dua ediyor orada, ne söylüyor? Onlara kadar hepsini inceledim. Hepsinde ortak olan şey şu. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Şu anda burada bir ölü var. Bu ölü Tanrı'nın huzuruna gidiyor. Siz geride kalanlar, bu ölmüş kişinin üzerinde hakkı olanlar, hakkınızı helal ediyor musunuz diye soruluyor. Camide 3 kez bu soru sorulur. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Cenaze namazında bu söyleniyor. Cemevinde de var bu. Camide de var. Hak. Dolayısıyla kabirde veya ahirette Allah'ın huzuruna gidildiğinde Müslüman inancına göre ilk sorulacak şey kul hakkıdır. Namaz değildir. Allah'a iman etmek değildir. Kişi Allah'a iman etmeyebilir. Namaz da kılmıyor olabilir. Müslüman da olmayabilir. Birisinin hakkını yedi mi yemedi mi? Hakkını yediyse bu hakkı ödedi mi ödemedi mi? Helalleşerek mi geldi, yoksa üzerinde hak olarak mı geldi? Bu sorulacak. Bak Kur'an'da bu yazar, gerçek İslam budur. Müslümanlığın özü, ruhu budur. Ama adam çıkmış, ilk imandan ve namazdan sorulacak diyor. Milleti bunalıma sokuyor. Vatandaş geliyor diyor ki,
Hesapladım hesap makinesiyle, gençliğimden bu yana şu kadar namaz kılmamışım. Onları kılmazsam bana cehennem ateşi varmış. Onları tekrar kaza etmem için uğraşıyorum diyor. Bir tane kadın geldi dedi ki, hocam çok yoruyor beni dedi, bunun bir yolu yok mu dedi. Ne yapıyorsun dedim. Ya hesap makinesi hesapladım dedi. 7 yaşımdan beri kılmadığım namazları kılıyorum dedi. 7 yaşında başlayacakmış namaz kılmaya. Gelmiş 52 yaşına. 3 senedir falan normal namaz kılıyorum. Hesap et. 50'den 7 ile 50 arasındaki bütün 5 vakit namazları her namazdan sonra kılıyorum dedi. Çok yoruluyorum, hastayım dedi, eğilemiyorum dedi. Niye yapıyorsun bunu dedim. İlk namazdan sorulacakmış. Kabirde dedi. Sen dedim bana inanıyor musun? Yani benim dini görüşlerime, din hakkındaki fetvalarıma inanıyor musun? İnanıyorum, seni dinliyorum dedi televizyonda. Çok hoşuma gidiyor söylediklerim. O zaman o namazları kılmana hiç gerek yok. Nasıl? Yahu namazın kazası yok. Yani namaz kılmadığı zaman, geçtiği zaman, üzerinden geçtiği zaman geçti gitti, tamam. Eskiden kılınanların kazası diye bir şey yok. Namaz kılmanın cezası yok Kur'an-ı Kerim'de. Namaz kılmadın, işitçiler namaz kılmadı diye, cuma namazında ortalıkta gezdi diye caminin önünde çocuğu açıp sırtını işte utanmadan videoya çekiyorlar, kırboş vuruyorlar. Niye? Namaz kılmadı diye. Cuma namazında ortalıkta gezdi diye. İşitçiler, videoları var. Taliban namaz kılmadı. Kadın gözünü gösterdi. Saçının telini göründü. Saçının telini görünenle 60 sene cehennemde yanacakmış. Bir saç teli 60 sene. Bir saç teli 60 sene. Ölçümlü, senin başın açtığında, baş aç onlar mesela bayanlar. Saçlarını hesaplayan kaç tane tel varsa her bir tel için 60 sene yanacak. Böyle bir din olur mu ya? Ya böyle bir din olur mu? Hangi din, hangi kadın bu dine girer ya? Uydurma, aslı yok. Saçını açana, namaz kılmayana, Allah'a inanmayanlara ceza öngören böyle bir din yok. Üstelik hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan, adam öldüren, katiller, bunların hepsi siliniyor namaz kıldığı zaman, hepsi gidiyor. Bunlar Emevi döneminde uydurulmuş. Adam şimdi gülerek mesela anlatıyor. Millet de yine eğlenceye alarak gülüyor. Alman Hans Müslüman olmuş. Bir müddet sonra Müslümanlıktan çıkmak istemiş. Çünkü Müslümanlık ona çok bunaltıcı ve sıkıcı gelmiş. Gençler demiş ki ya ben bu dinden çıkacağım. Bu sefer demişler ki yo dinden çıkamazsın. Niye? Çünkü dinden çıkan öldürülür. Dinden dönen öldürün diye bir hadis uydurmuşlar. O da uydurma hadisi yok. Kur'an-ı Kerim'de geçmez böyle bir şey. Nereden çıkarıyorsunuz? İslamiyet'e girmekle çıkmak serbesttir. İsteyen girer, isteyen çıkar. Kimseye zorlama yoktur. Laikle hafif din, dinde zorlama yoktur. Kimseye hiçbir şey yapmaya zorlayamazsınız, inanmaya zorlayamazsınız. Zorlamanın hiçbir çeşidi yoktur. Ama diyor ki uydurmuşlar, dinden dönen öldürülür. Sen de şimdi dinden çıkıyorsun. O nedenle dinden çıktığın an öldürülür. Bunu İslam'a girdiğinde orasını unuttum. Sünnet olmadı diye sünnet ettirmişler. 40 yaşında Hans'ı sünnet ettirmişler. Müslümanlıkta sünnet olmak var diye. Adam sünnet olmuş. Sonra sağa baktım. Haram, sola baktın helal, gülmek yok, şey yok, bu ne ya demiş, sıkılmış. Dinden çıkmak istemişler. Bu sefer demişler ki, öldürülürsün, kellen gider. O da demiş ki, bu nasıl hak kim demiş ya. Girerken alttan, çıkarken üstten kesiliyor demiş. Habire kesiyor yani. Girerken alttan çıkarken üstten kesiyor. Habire kesiyor yani.
Böyle bir din mi olur ya demiş. Şimdi Cübbeli Ahmet bunu güderek anlatıyor. Ama kendisi ve o zihniyette olan iktidara geldiklerinde göreceksiniz. Mesela listenin başına ben varım. Bu adam dinden çıktı diye o güldükleri, fıkra anlattıkları, fıkra olarak anlattıkları şeyin gerçek olduğunu göreceksiniz. Savcılığa götürüp, hapishaneye götürüp bir sabaha karşı anında infaz ederler. Niye? Dinden döndü. Benden beraber binlerce kişi. Dinden döndü. İslam'dan çıktı. Kafir oldu. Bilmem ne oldu. Allah muhafaza. Biraz önce bir arkadaşa söyledim. Bu İslami kesimler özellikle bu 15 Temmuz'dan sonra laikliğin, özellikle özgürlükçü laikliğin kıymetini anlamış olmalılar. Eğer anlamadılarsa hala vay başlarına geleceklere. 15 Temmuz nedir sevgili kardeşlerim? Bir başka açıdan 15 Temmuz şudur. İki dini grubun taş kavgası. Birbirini yemesidir. Birbirini biçmesi, doğramasıdır. Katliam yapmasıdır. KHK, KHK kararnamelere çıkarak önüne mahkum etmesidir. Niye? Öbür grup benim tahtıma gözlüktür. Bunların ikisi de dini grup. Sen benim tahtıma nasıl gözlüktür? O onu devirmeye çalışıyor. O onu iktidara getiriyor. Sonra pişman oluyor falan filan. Şimdi bunların iki tane değil de 20 tane grup olduğunu düşünün. Türkiye kan gölüne döner. Herkes birbirini dinden çıkarır. O kafir oldu. Bir dinden çıktı. İktidar kavgası, din kavgası, iktidar kavgası, taht kavgası dinle birleştirildiği an, dini bir şeyle birleştirildiği onun sonu felaket olur. O nedenle bütün dinleri eşit mesafede duran, hiçbir dini devletin, iktidarın işlerine direkt karıştırmayan, kardeşim kendi deryanınızda, caminizde ne yapıyorsanız yapın. Ama şu iktidarı rahat bırakın, buraya ehliyet ve liyakat sahibi olan gelsin. Adam gibi yönetecekse yönetsin, hukuk tarafından da muhakeme edilsin. Cezası neyse yaptığı yanlışlar varsa onlar verilsin, sonra çeksin gitsin. Bunu anlayın artık denmesini hala anlamayanlar var. Anlamazsan işte sonu böyle olur. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, bir din olarak İslamiyet bence yeryüzünde bulunan ahlak öğretilerinin en yücesini bize tekin ediyor. Öldürmeyin diyor. Çalmayın diyor. İftira atmayın diyor. Zina etmeyin diyor. Taciz tecavüzde bulunmayın diyor. Rüşvet yemeyin diyor. Kimseye zulmetmeyin. Kendinize zulmedilmesine de izin vermeyin diyor. Sözünüzde durun diyor. Sözleşmelerinize bağlı kalın diyor. Yalan söylemeyin diyor. Borcunuzu ödeyin diyor. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin diyor. Tamam oradan nasıl? Zülfü yarınıza dokunsa, akrabalarınızın sizin aleyhinize de olsa kıl payı adaletten ayrılmayın diyor. Küçüklere saygı gösterin, büyüklere saygı gösterin diyor. Kadınları bir mal gibi alıp satmayın diyor. Onlara mirastan pay verin. Evlenirken, boşanırken sorun. Kadınlar boşandıktan sonra onlara nafaka verin. Onlara süt annesi tutun. Çocuklarını emzirme masraflarını karşılayın diyor. Buraya kadar hak verin. Sadece Bakara suresinin 229 ve 239. ayetler arasındaki 10 ayette 12 tane kadına hak veriliyor. 12 hak birden veriliyor. Sadece 10 ayette. Ama bu haklar bugün yetersiz olabilir. İnsan hakları, feminizm falan çok gelişti. Ama hak verdiği ortada. Ve insanlıktaki en yüce ahlaki değerleri bize aşılamaya çalıştığı ortada. Eğer bu değerlere uyulsaydı Peygamberin vefatından sonra 50 yıl içinde, en geç 50 yıl içinde İslam tarihinde
köleliğin kalkması gerekiyor orada. Efendilik ve kölelik sona ermesi gerekiyor. Zenginle yoksul arasındaki uçurum en aza indirgenmesi gerekiyor. Ayetleri uygulasaydılar. Kadınla erkeğin eşit hale gelmesi gerekiyor. Eğer ayetleri bir hakkını uygulasaydılar. Babadan oğula geçme, saltanat, değil, istişare, danışma, ortak akıl üretmeye dayalı bir toplumsal sistem kurulması gerekiyordu. Yani bir cumhuriyet, bir demokrasi öngörülüyordu. Çünkü cumhuriyet toplumsal istişare demektir. Demokrasi halkın yönetimine katılımı demektir. Bütün bunlar Kur'an ayetlerinde gayet açıktır. Fakat ne oldu? Hicri 40 yılında Muaviye, Hazreti Ali de öldükten sonra Medine'ye gelerek Peygamber'in mescidinde onun bulunduğu kürsüde halka seslendirerek kılıcını halkın üzerine tutarak, cemaatin üzerine tutarak bir konuşma yaptı. Bu konuşma meşhurdur. Dedi ki, benim sizin başınıza gelmemiz bu kılıcımla olmuştur. Ve Allah'ın takdiri, kazası böyledir. Bize karşı çıkan Allah'ın kaderine, kazasına, takdirine karşı çıkıyor demek. Eğer karşı çıkmaya değerlendirirseniz bu kılıcımla cevabını alırsınız. Eğer uslu durursanız, ses çıkarmazsanız, güzel güzel yeriz, içeriz, size ulufelerinizi veririm, dedi. Ve bütün ulemayı sarayına toplayarak, oğlu Yezid de yanında oturduğu halde, önce Muaviye'ye biat ediyoruz. Ardından o öldüğü takdirde oğlu Yezid'e şimdiden biat etmiş oluyoruz diyerek, çifte biat aldı. Ve saltanat böylece İslam dünyasına girmiş oldu. Babadan oğula geçme. Bu İslam tarihinde yoktu. Araplarda bile yoktu. Ömer, Ebu Bekir, Ali böyle sendeleye sendeleye bir yolunu bulmaya çalışıyordu. Bunu kesintiye uğrayarak direkt saltanat darbesi yapılmış oldu. 91 yıl Emeviler devam etti. Babadan oğula geçme. Altından, arkasından 600 yıl diğer kabile Abbasiler, onlar da babadan oğula geçmiyor. Ardından Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar, hepsi birbirinin tekrarı. Babadan oğula geçme, saltanat, Muaviye'nin kurduğu saltanat. Hiç değişmeden, tek bir tarihsel blok halinde devam etti. Nihayet 1922 yılında Ankara'da saltanatı kaldırılan kanun çıkarıldı. 1922'de saltanat Ankara'da resmen kaldırıldı. 23'te Cumhuriyet ilan edildi. 24'te de hilafet kaldırıldı. Çünkü hilafet saltanatla iç içe geçmiş, etle tırnak gibi olmuştu. Şimdi bu 600 yıllık bir saltanat deneyimin ardından tarihin akışının bu yönde olduğu ve tabi ve doğal bir süreçtir. Şimdi bazıları çıkıyor, hilafet istiyor. Saltanat isteyen bile var. Ve bunun Müslümanlık olduğunu söylüyorlar. Ve bu saltanatı kaldırmanın, Cumhuriyet ilan etmenin, hilafeti kaldırmanın İslam'a karşı yapılmış bir hareket olduğunu iddia ediyorlar. Biz yıllarca bunları duyduk. Ben bu çevreleri çok iyi bilirim. Halbuki bunlar çok yanlış görüşlermiş. Şu anda geldiğim noktada görüyorum ki Cumhuriyet devrimleri İslam'a karşı yapılmış devrimler değil, tam tersi gerçek İslam'ın önünü açan devrimlerdir. Saltanatı kaldırmış kardeşim, daha ne istiyorsun? Saltanatı kaldırmak 1350 yıl gecikmiş bir devrimdir. Peygamber kaldırmıştı da Muaviye tekrar sokmuştu. Bizans'tan, Moğol'dan, Mısır'dan, İran'dan ithal edilmiş bir yönetim şeklidir saltanat dediğin.
Bizans'ın Kisra'sına, Mısır'ın Firavun'una, Farsların Kisra'sına, Bizans'ın Sezar'ına bir cübbe giydir, bir sarık tak, bir de sakal bıraktır. İşte halife dediğin odur. Dıştan Müslüman gibi görünüyor ama içi Bizans, Fars, Mısır, Moğol, Firavunluğu, Hakanlığı, Padişahlığı. Ya bunu kaldırmışlar, daha ne istiyorsun? Buna dua edilmesi lazım. Bunu yapanlara dua edilmesi lazım. Önümüzü açtınız denmesi lazım. Gecikmiş yıllarca, sokulmuş bir şeyin gecikmesi olmaz. Kaldırılmış da daha sonra getirmişler, sokmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bakın size bir şey söyleyeceğim. Bunun üzerine iyi düşünün. Peygamberin ne yapmaya çalıştığını buradan belki daha iyi anlarsınız. Peygamber Medine'ye geldiğinde ben Allah'ın peygamberiyim, herkes beni dinleyecek dememiş. Gelin sözleşme yapalım demiş. Medine sözleşmesi imzalamış. Yahudiler, Hristiyanlar, Evs, Hazreç ve Medine'de bulunan bütün kabileler, inana inanmayan, o dinden olan, bu dinden olan kabilelerle ortak sözleşme imzalamış. Sözleşmeye aramızdaki bütün işler adalete göre yürütülecektir diye yazmış. Marufa göre, yani ortak iyiye göre yürütülecektir. Daima barış, sulh esas alınacaktır. Ve Medine birlikte savunulacaktır. Herkesin dini kendine olacaktır. Kimse kimseye zulmedilmeyecek, kimsenin zalimlik yapmasına izin verilmeyecek, mazlum olana da yardım edilecektir diye anlaşma imzalamış. Peygamberin kullanmış olduğu kamu yetkisi bu sözleşmeden doğan bir yetkidir. Allah'ın peygamberi olmaktan kaynaklanan bir yetki değildir. Çünkü Allah'ın peygamberi olması ona inananları bağlar. Bütün Medine halkını bağlamaz. Medine halkı üzerinde bir kamu tasarrufunda bulunmak istiyorsa Medine halkıyla bir sözleşme yapması gerekir. İşte onu yapmış. O sözleşmeden doğan yetkileri kullanmış. Benim Allah'ın peygamberi olmam beni ve bana inananları ilgilendirir. Siz karışmayın buna demiş. Bunun ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bunun ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bu çok ileri bir kamu anlayışıdır. Bir adam, ben din adamıyım, hocayım, Allah beni seçti falan diye insanlara hükmedemez. Eğer insanları hükmetmek istiyorsan, sarığını çıkar, cübbeni çıkar, kaskını çıkar, copunu bırak. Bir gezi sloganı vardı ya, onda olduğu gibi. Cübbeni çıkarırsın, sarığını çıkarsın, seçimlere katılırsın. Halk seni seçerse gelirsin ve mevcut yasalara göre, hukuka göre hükmedersin. Ben Müslümanım, ben hocayım. Geleceğiz, iktidarı ele geçireceğiz ve İslam dinini zorla uygulayacağız. Namaz kılmayana kırbaç vuracağız, herkesin başını örtüneceğiz. Yok böyle bir şey. Bu dini diktatörlük. İşte IŞİD yapıyor. Taliban yapıyor, zorla ele geçiriyorlar. Seçim meçim yok. Zorla, İslam'da olmayan şeyleri insanlara zorla dayatıyorlar. Ne namaz kılmanın cezası var, ne başını açmanın cezası var, ne içki içmenin cezası var. Kur'an'da hiçbir şey, bunların hiçbirinin cezası yok. Ama şu dört şeyin kaya gibi cezası var. Öldürmek, çalmak, iftira etmek ve zina etmek. Bir beşincisi de sembolik ceza, o da kenz yapmak. Yani ihtiyaçtan fazla mal, mülk, para biriktirmek. Milletten para kaçırmak. Onun da sembolik cezası var. Sen bunun dışında ceza uygulayamazsın. Din adına bir ceza üretemezsin, türetemezsin. Çünkü yazmıyor kitapta. Demek ki insanların ahlaklı olması için ahlakın kaynağının dini metinlere değil, vicdana dayanması gerekiyor. Çünkü dini metinler, yani Kur'an-ı Kerim mesela, vicdanda olan şeyi zaten bize söylüyor. Dolayısıyla şuraya geliyorum. Başlangıçta söylediğim şeyle bitireceğim. Bir kimsenin cennete girmesi için benim itikadıma göre Allah'a inanması şart değil. Namaz kılması şart değil.
Bunları yaparsa alayülala sevabını alabilir. Yapmazsan cezası yok, yaparsan sevabı olan şeylerdir bunlar. Bir kimsenin cennete girmesi için kul hakkı yememiş olması lazım. Buradan temiz olması lazım. Ben Allah'ın huzuruna geçtim. İnanmıyorum. Deistim, ateistim, agnostiyim, Hristiyanım, Yahudiyim, Mecusiyim, bilmem neyim. Ya her kim olursan ol. Bunlar dünyada birbirine taktığımız bir takım isimler. Allah'ın bunlara göre hareket edeceğini mi sanıyorsunuz? Aa deist gel bakayım buraya. Aa sen Hristiyan gel bakayım buraya mı diyecek ya? Ya bunlar bu dünyada birbirine taktığımız isimler. Bunların hiçbirisi esas alınmayacak. Gel bakayım buraya. Üzerinde bir kul hakkı var mı? Kul hakkıyla karşıma geldin mi, gelmedin mi? Ya geldiysen, kim olursan ol mübarek. İstersen bir rekat namaz kılmış ol. İstersen bir defa hacca gitmiş ol. İstersen Kur'an hafız ol. Üzerinde kul hakkı var birader. Kim üzerinde kul hakkıyla bir zulüm üstlenmiş olarak gelirse mahvolacaktır diyor. Zulmedenler affedilmeyecektir diyor. Öyle ki Allah mazlumun hakkını affetmeyi kendi yetkisinde görmüyor. Önce gideceksin o mazlumla helalleşeceksin diyor. Mazlumun hakkını affetme benim yetkimde bile değil diyor. Ben bile sizi kurtaramam demek istiyor yani. Yani bir kul hakkı yediysen diyor Allah mecazen sizi ben bile kurtaramam diyor. Gideceksiniz o kul hakkı yediğiniz kişiden helalleşeceksiniz. Bedelini ödeyeceksiniz. Cezasını çekeceksiniz. Sonra ya Rabbi ben ettim sen etme. Bir daha yapmayacağım diyeceksiniz. Ancak öyle kurtuluş umudu var. Bakın kul hakkı. Dinin temeli bu. Bu olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Yıllar önce başıma gelen bir olayla bitireyim. Cezaevinde yatıyordum. Kayseri'de 28 Şubat'ta gözaltına alındım. Biz girdiğimizde Rahşan affı çıkmıştı. 1999 falan herhalde, 2000 falan başlar olabilir. Meşhur Rahşan affı, af çıktı ya. Cezaevine girdik, baktık herkes çıkıyor. Herkes gitti, biz kaldık. Sorduk dedi, biz niye çıkmıyoruz? Dediler ki siz siyasi suçlusunuz. Benim yanımızda kalan 7 tane leşi varmış, adam övünüyordu, gitti. Tecavüzcü, gaspçı, gitti. Hırsız, yolsuz, gitti. Herkes gitti. Sap gibi kaldık ortada. Siz dediler siyasi suçlusunuz. Siz devlete karşı geldiniz. Peki onlar ne yaptı? Tecavüz etmiş, adam öldürmüş. Ufak tefek şeyler yani. Biz ne yapmışız? Devlete karşı gelmişiz. Ne yapmışız devlete karşı gelmişiz ya? Derekte yazı yazmışım. Meydanda konuşma yapmışım. Zamanın generallerini eleştirmişim. Çevik bir paşayı falan. Sert bir dille eleştirdim mesela. Bunlar devlete karşı işlenen suçlar kapsamına giriyor. Baktım orada PKK'cılar falan birkaç kişi daha vardı. Onlar da devlete karşı geldiği için siyasi suçlu oluyor ve af kapsamına girmiyor. Ama geri kalan ne kadar adi suçlu dedikleri, adam öldüren, kafçı, tecavüzcü varsa hepsi gitti. Şimdi ben bunun üzerine düşündüm. Dedim ki bu nereden geliyor ya? Ben bunu bir yerden tanıyorum ama nereden? Bak, bu anlattığım konuyla ilgili bu ha. Nereye bağlayacağıma iyi dikkat edin. Bu anlattığım konuyla ilgilidir. Ben bunu bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum? Şuradan. Allah şirki bağışlamaz. Kendine şirk koşulmasını bağışlamaz. Geri kalan her şeyi affeder. Allah kul hakkını affeder. Öldürmeyi affeder. Çalmayı affeder. Hırsızlığı affeder. Her şeyi affeder. Ama kendine karşı gelmeyi affetmez. Kendine şirk koşma. Şimdi bu anlayış buradan geliyor. Ben bunu bir yerden biliyorum.
Şimdi şirk koşmak yani Allah'a karşı gelmek, Allah'a birisine ortak koşmak. Halbuki bu Kur'an-ı Kerim'de tam tersi olarak anlatılıyor. İsrailoğulları buzağa taptılar, onları da affettik diyor. İsrailoğulları buzağa taptı. Buzağa Allah'a şirk koştu, buzağa taptı, onları da affettik diyor. Kendisine şirk koşulmasını da affedeceğini söylüyor. Kardeşim, Allah'ın affetmeyeceği şey kendisine karşı gelinmesi değil. Allah'ın affetmeyeceği şey kul hakkı. Kulların birbirinin hakkını yemesi. Bunların affedilmeyeceğini söylüyor. Şimdi aslında durum tam tersi olması gerekiyor. Devlet bir af çıkardığında kendine karşı gelenleri affedebilir. Öldürenleri, çalanları, soyanları, hırsız yapanları, yani birbirinin hakkına girenleri devletin affetme yetkisi yok. Benim dediğim anlayışta olursa affedemez. Tecavüz etmiş nasıl affedersin ya? Öldürmüş nasıl affedersin? Adamın girmiş evini soymuş nasıl affedersin? Bunları affedemezsin. Bunlar kul hakkına girer. Ama ben sana karşı gelmişim. Devleti eleştirmişim. Affedeceksen sadece beni affedebilirsin. Bana karşı gelenleri affediyorum. Birbirinize karşı yediğiniz kul haklarını birbirinize helalleşmedikçe benim bile affetmeye yetkim yok demesi lazım. Bak işte bu anlayış, dini anlayış devlet politikasına dönüşmüş. Hala öyle düşünüyorlar. Şu anda devlet zihniyeti aynen böyledir. Öldürün, çalın, bir gün af çıkabilir. Ama devlet eleştirdiğin zaman siyasi suçlu kapsamına girersiniz ve asla af maf yoktur. Hala çıkarılan af yasasında siyasi suçlar hariç diyor. Gerçekten her şey serbestti. Bu zihniyet neye dayanıyor? Ahlakın evrensel ilkelerine inanmıyor. Ahlakın vicdandan değil, bir takım o da uydurma metinlerden kaynaklandığını zannediyor. Sevgili kardeşlerim, sessiz olun, içinizdeki vicdanın sesine kulak verin. İçinizdeki vicdanın sesi, Kur'an-ı Kerim'den daha kuvvetli bir delildir. Evet. Kur'an-ı Kerim zaten içinizdeki vicdanın sesinin Peygamber Muhammed aracılığıyla dile gelmiş halidir. Onu söylüyor zaten. Buraya dön, buraya dön diyor. Buraya bak diyor. İnsanın vicdanı, insanın içindeki tanrıdır der Victor Hugo. Bu sesi duyuyorsanız onun Kur'an'la aynı olduğunu görürsünüz. O buraya çünkü sürekli gönderme yapıyor. Dolayısıyla dinin ahlakın da asıl kaynağı burasıdır. Burada ahlaklı olmayan adam dışarıda metinlere uyarak Kur'an'a ahlaklı olmaya kalkarsa burası çöktüğü için gider kızı öldürür, sonra da gider namazını kıldım der işte. Bunun sonu bu. Bu din anlayışının sonu bu. Bunun derhal terk edilmesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, beni pür dikkat dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Havada sıcak, sizi de fazla yormak istemiyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir soru cevap bölümü olabilecek mi? Bir iki tane soruya cevap verebiliriz. Buyur en arkadaki arkadaş. Ama camilerde böyle bir bol zamanları var hocalarımızın. Böyle bir konuşma yapmıyorlar dediniz. Oluyorlar, oluyorlar. Evet, senin yaptığın bir konuşmayı camilerde yapmıyorlar. Neden dedi? Kısa kısa gidiyoruz. Bir dakika şimdi hepsini birden soruyu alırsam unuturum geçmişi. Kısa 3-4'ü geçmeyecek ona göre. Şimdi benim anlattığım dinle camilerdeki din arasında fark var. Bana göre, benim yorumuma göre, benim şu anda ulaştığım noktaya göre benim anlattığım din Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın dinidir. Ama Diyanet'in anlattığı, camilerde vaaz olarak dinlediğiniz dinin büyük bir bölümü, büyük bir çoğunluğu Emevi dinidir. Şu anda siz Emevilerin kurduğu dini izliyorsunuz. Bunu en çok da cuma namazlarında görürsünüz. Çünkü cuma namazlarına Emeviler hükmetmiştir. Cuma namazlarına çok önem verdiler Emeviler. Neden? O zaman iletişim kaynakları yoktu. Haberleşme hutbe yoluyla oluyordu. Sosyal medya yoktu, televizyon yoktu, radyo yoktu, hiçbir şey yoktu. Bir hutbe verdiğin zaman tüm İslam alemi yerdin hutbeyi duyuyordu. Dilden dile aktarılıyordu. O nedenle cuma hutbelerine çok önem verirler ve cuma namazlarına acayip derecede yüklenirlerdi. Bu cuma namazlarındaki kuralların birçoğunu bu Emeviler koydu. Mesela bunlardan bir tanesi şudur. Hutbede konuşma yapılırken
yanındakine biraz öteye git bile demeyeceksin. Hiç sesini çıkarmayacaksın. Camiye gittiğiniz zaman görürsünüz, herkes boynunu yere eğer böyle, çık çıkmadan hutbe dinlenir. Orada atar, tutar, Hazreti Ali'ye soyuna küfreder, kimse sesini çıkaramaz. Oradan geliyor bu sessizlik. Sessizce dinleyeceksin, sessizce. Safları sık tutacaksın, omuz omuza böyle çarparcasına. Sahabe safları o kadar sık tutardı ki, omuzları eskirdi diye de hadis uydurmuşlar. Niye omuzları sık tutacağız? Çünkü aradan bir suikastçı boşluklardan girerek ön tarafa gidip Emevi valisi suikast düzenlemesin diye. Böyle çok sık tutacaksın yani safları. Buna kadar, daha nicelerini araştırdığımda görüyorum, böyle kendi kafalarına göre şeyi kurmuşlar. Halbuki orası peygamberin kürsüsüdür. Orada kürsü dokunulmazdı, minber dokunulmazdı olması gerekir. Ve hocanın orada çıkıp cumhurbaşkanına, bakanlara, iş adamlarına, yöneticilere, yazarçılara, Türkiye'deki tüm iş alemine evrensel nasihatler vermesi gerekir. Politikaya girmemesi gerekir. İslam'ın evrensel değerleri var. Biraz evvel anlattım size. Kur'an-ı Kerim'de çok yüce evrensel vaaz ediliyor dedim. Bunları insanlara her hafta bulmadan, usanmadan anlatılması gerekir. Bunları yapacakları yerde, o andaki hükümetin icraatı neyse, onun doğrultusunda hutbeler veriyorlar. Ve o doğrultuda konuşmalar yapıyorlar. Birçoğu da siyasi propagandaya dönüşüyor. Dolayısıyla İslam'ın evrenselliği çok yansıtmıyor. Sevgili kardeşlerim, bugün ve geçmişte Üstad Ali Şeriat'ın dediği gibi daima iki tane din vardır. Bunu aklımızdan çıkarmayın. Dine karşı din vardır. Birisi zalimin dinidir, birisi mazlumun dinidir. Birisi ezenin dinidir, diğeri ezilenin dinidir. Birisi hak dindir, öbürü batıl dindir. Tek bir tane din yok. Tek bir tane Allah da yok. Tek bir tane peygamber de yok. Benim anlattığım Allah'la, Diyanet'in anlattığı Allah, Cübbeli Ahmet'in anlattığı Allah birbirine uyuyor mu? Benim anlattığım dinle onların anlattığı din uyuyor mu? Uymuyor. Dine karşı din var çünkü. Birisi tevhid dini, öbürü şirk dini. Bu daima böyledir. Bugün böyledir. Gelecekte de ve yarınlarda da hep böyle olacaktır. Merak etmeyin. Biz daima tevhid dininden yana, hak dininden yana, masumun dininden, ezilenin dininden yana olacağız. Bunu gördüğümüzde hemen söyleminden, konuşmasını hemen onu tanırız. Onları destekleyeceğiz. Evet. Bu dönemde Emevi Vakfası'nda İmam Azam'la mücadelesi var. Tamam, bir daha mikrofonla söyle. O dönemlerde İmam Azam ve İmam Maturidi'nin o döneme itirazları vardı ve hapishanede çürüyerek rahmetlik oldu. Bunu açıklar mısınız lütfen? Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife kendisine İmam-ı Azam yani büyük imam denilmesinin sebebi Emeviler döneminde muhalefet hareketine destek vermesi, Emeviler gidip de onun yerine Abbasiler gelince de kendisine yapılan kadılık teklifini reddetmesi ve bu nedenle cezaevine atılması ve cezaevinde işkenceye maruz kalması ve cezaevinden kırbaçlanmış, morarmış cesedinin çıkmasıdır. Bu nedenle kendisine İslam alemi İmam-ı Azam, büyük imam demiştir. Peki bu niye böyleydi, niye böyle yaptılar? Abbasiler saltanat kurunca Emevilerin yerine bu sefer Abbasiler saltanat kurdu. Kendilerinin meşruiyete ihtiyaçları vardı. Eğer Ebu Hanife imparatorluğun baş kadısı olmayı kabul ederse bunu kullanacaklardı ve diyeceklerdi bakın Ebu Hanife büyük İslam alimi hepinizin saygı gösterdiği İslam alimi de Abbasileri kabul ediyor. Onların verdiği makamı meşru görüyor ve onların kadılığını yapıyor.
Dolayısıyla Ebu Hanife'ye inananlar, ona talebelik edenler ve ona saygı duyanlar hepsinin Abbasi Sultanına ve Abbasi İmparatorluğuna saygı duyulması gerekir diyerek onun görev almasını kullanmaya çalıştılar. Ebu Hanife de bunu fark ettiği için reddetti. Size bu imkanı vermeyeceğim çünkü ben bu görüşte değilim dedi. Yani ben bu Abbasi İmparatorluğunu saltanatı falan tasvip etmiyorum. Böyle görev alarak onu tasvip ediyormuş gibi bir izlenim veremem, sizi bunların kullanmasına da karşı diyerek bunu reddetti. Bunu reddettikleri için de zamanın padişahı, zamanın sultanı bunu kabullenemedi. Ve kabul etmesi için onu zorladılar. Nihayetinde sonuç alamadılar ve hapishanede gördüğü işkenceyle, kırbaç cezalarıyla vücudu morarmıştı. Günde sabah akşam öğlen cezalandırma oluyordu. Cezaevinden, zindandan tabutuyla beraber cesedi çıktı. Ebu Hanife. Hayatını ödedi yani. Saltanata karşı olmayı. Bu bir yerde Hazreti Hüseyin'in Emevi Sultanı Yezid arasındaki görüşmelerde geçen bir konuya çok benziyor. Hazreti Hüseyin de, şimdi uzun hikaye, oraya girmeyeyim ama gerçekçi birisiydi. Durumu kötüye gittiğini ve yalnız bırakıldığını görünce onlara üç tane teklif sundu. Hazreti Hüseyin dedi ki, bırakın Medine'ye geri döneyim, kendi köşemde çekileceğim ve halk beni isterse ortaya çıkarım. Yoksa benim ortaya çıkıp da halka düşüp peşine deme yetkim yok. Halk ortaya çıkar da beni başında görmek isterse bu görevi ancak kabul edebilirim. Öyle bir halk yoksa ben de yokum dedi. Kufeliler yok işte, geri döndüler. O zaman bırakın Medine'ye geri döneyim dedi. Kabul etmediler. Olmaz dediler. Biat edeceksin. O zaman dedi uzak yerlere gideyim. Çin, Hindistan, oralarda uğraşayım. İnsanların Müslüman olması, onların yine dönmesi için çaba sarf edeyim. Olmaz dediler. İlla ki biat edeceksin. O zaman dedi bir heyet haline gidelim bu. Yezid denen adam ne istiyor, ne söylüyor? Aradan bir sürü onun istekleri mi, araya sokuşturma mı oluyor, ne anlaşıldığı belli değil. Onunla direkt bir gözlerinin içine bakarak bir konuşayım dedi. Onu da kabul etmediler. Demek ki önce biat edeceksin ve biat ettiğini biz herkese duyuracağız. Aynı Ebu Hanife'ye denir gibi. Biat edeceksin ve diyeceğiz ki peygamberin torunu Hüseyin Yezid'e biat etti. Biat etti. Bunu davulla zurnayla bütün diyarlara yayılarak ilan edeceğiz. Bunu dedi asla kabul etmiyorum. O nedenle şehit oldu. Kabul etmedi. Vuruşurum yine bunu kabul etmem dedi. Ve vuruşarak şehit oldu. Aynısını Ebu Hanife'ye bu sefer Abbasiler yaptı. Kabul et. Bizi tanı. Biat et. Görev alması onları tanıması ve biat etmesi anlamına geliyordu. Bunu kullanacaklardı diyar diyar. Yani Ebu Hanife bile Abbasilere biat etmiş. Hüseyin bile Yezid'e biat etmiş. Size ne oluyor kardeşim? Denilecekti. Ama o her ikisi de buna izin vermedi. Sebebi budur yani. En arkadaki bayan arkadaşımız. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ ben olun. Şeyi merak ediyorum. Bu akşam mesela Mevlüt Kandili falan deniyor ya. Bu kandillerin İslam dininde yeri var mı? Bu gecelerin bir özelliği var mı? Bir açıklarsanız sevinirim ben. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de Leyletul Kadir diye Kadir gecesinden bahsedilir. Başka bir geceden bahsedilmez. Yani bu gecelerin, kandil gecelerin hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Sadece Kadir gecesi vardır. Leyletul Kadir. İnezellâhu fî leyletul. Oradaki Kadir gecesi de bizim bildiğimiz anlamda camilerde toplanıp mevlid okuma değildir. Başka bir anlamı vardır. Benim Kadir suresi tefsirinde bunu açıkladım. Karanlıkların içinden çıkmak anlamına gelir. Leyl
karanlık demektir. Karanlıkların içerisinden çıkacak bir bilinç, bir kudret kendisinde bulması peygamberin. Oradan yaptığı çıkış hareketi anlatılır. Bu olmadık yere Kandil gecesine dönüştürülmüştür. Sahabelerden hiçbirisi Kandil gecesi nedir bilmezdi. Sahabelerden hiçbirisi ne Mevlid Kandili'nin, ne Berat Kandili'nin, ne Miraç Kandili'nin, ne Kadir gecesini bilmez. Bu gecelerde toplanmaz, salavat getirmez, tesbih çekmezdi. Bunların hepsi sonradan ortaya çıktı. Üstelik de her kim Mevlid Kandili'ne katılırsa, Kadir gecesine katılırsa, şu kadar namaz kılarsa, şu kadar günah af olur, silinir. Bunların tamamı uydurmadır, hiçbirinin aslı yoktur. Kadir gecesi dediğiniz, Mevlid Kandili dediğiniz, Berat Kandili dediğiniz günlerden bir gündür. İslamiyet'te kutsal günler ve geceler diye bir şey yoktur. Bu bir halk kültürüdür, bir gelenektir. Gelenek, kültür. Dini bir vecibe değildir Kandil gecelerine katılmak. Bir örftür ve kültürdür, gelenektir yani. Eğer bu gelenek sürsün istiyorsanız, bu gelenek hoşunuza gidiyorsa buyurun gidin. Ama bilin ki Allah'ın böyle bir emri yok. Bundan hesaba çekilmeyeceksiniz. Niye Kandil gecesine katılmadın? Niye Kandil gecesine katılıp da şu kadar namaz kılmadın falan diye bir sorgulama, bir hesap yok. Böyle bir mükellefiyet, öyle bir dini vecibe yok. Bir kültürdür, bir gelenektir, sürüp gidiyor. İnsanlar orada kendini iyi hissediyor olmalılar. İslamiyet'te kişinin günahlarını affetmesi için bir gece beklemesine, cuma günü, bayram günü, Ramazan falan beklemesine gerek yok. Kişi ne zaman pişmanlık duyarsa, ne zaman vicdani bir dönüş yaparsa, onun gecesi o zamandır. Kadir gecesi mesela gerçek anlamda Kur'an'ın bize indiği gecedir. Mevlid Kandili mesela, peygamberin doğumu deniyor. Ne zaman doğdu tam bilmiyor ki. Hazreti İsa'ya özenilerek, onun milat törenlerine özenerekten Mevlid Kandili geliştirmişler. Sahabelerden hiçbiri peygamberin doğum gününde bir araya gelmemiş. İslam tarihinde uzun yıllar boyunca Mevlid Kandili diye bir şey kutlamamış. Özellikle Anadolu'ya geldikten sonra bakmışlar ki Hristiyan kiliselerinde Hazreti İsa ile ilgili milat kutlanıyor. O zaman bizim de niye bir mevlidimiz olmasın diye, ona nazire olsun diye icat etmişler. Gerçeği bu yani. Evet. Buyurun. Son. Tamam. Sevgili hemşehrim, hoş geldiniz Kırşehir'e. Evet, hoş bulduk. İyisiniz biliyorum. Sadece sizden bir ricam olacak. Demokratik İslam Kongresi üyesi olduğunuzu da biliyorum ve yakın takip ediyorum. Kitaplarınızdan cezaevinden yeni çıkmam dolayısıyla çok yararlandım. Bunu da belirteyim size. Eyvallah. Şimdi biraz önce dediniz ki Bakara suresinde kadınlara 12 hak verildi. Ama bu 12 hakkın bir şeyinde de verildi. Tamam, kadın ve erkek eşitliği üzerine de bir İslam dini var. Kur'an'da da bunun şeyi var. Fakat bir tarafta bu çok eşlilik var Kur'an'da. Yani sahiplerine o zaman burada bir çelişki olmuyor mu? Bir onu açıklarsanız sevinirim. Tamam, güzel bir soru. Bunun üzerine ayrıca bir konferans vermem lazım. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 229 ve 239. ayetleri boşanmayla ilgilidir. Burada boşanma konuları anlatılır. Sadece burada 10 tane ayette 12 hak verilmiş dedim. Sadece burada, tüm Kur'an-ı Kerim'de değil. Bakara suresinin 229-239 arasında 10 tane hak verilmiş, 12 tane hak verilmiş. Sadece boşanmayla ilgili. Boşanan kadın, boşandığı andan itibaren ne yapacak? Çocuğu varsa, emziriyorsa, ondan sonra çocuğu başkasıyla evlenme, ne zaman evlenir, kimle evlenebilir, evlenemez mi falan, bunlarla ilgili yani. 12 tane hak var. Ayrıca Nisa suresi, Kadınlar suresi var. Nur suresi, Mücadele suresi, Peygamberle Tartışan Kadın suresi demektir. Bütün buraları topladığınız zaman yüzlerce oluyor. Yani ben şu kanaatteyim. Kur'an-ı Kerim'deki kadın erkek ilişkileriyle ilgili ayetlerin tamamını toplayın ki ben
bunu topladım. Demokratik Özgürlük İslam kitabında bunlarla ilgili makale var. Burada imzalıyorum. Yüze yakın ayetin tamamında bir hak erkeklerden alıp kadınlara verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de kadın erkek eşitliğini anlamak için kullandığı dil Arapça, hitap ettiği feodal toplum, onlara hitap ediş tarzından ziyade ne hak veriliyor, ne hak alınıyor, buna bakılması lazım. Buna baktığımız zaman daima Kur'an'da kadınlar savunulur, erkekler değil. Bir hak erkekten alını kadına verilir. Neden? Kadın olduğu için mi? Hayır. O zaman cinsiyetçilik yapılmış olur. Bir cinsiyet savunulamaz. Bir cinsiyet hep haklı olamaz. Cinsiyetçilik ayrı bir şey. Neden peki kadınları savunuyor? Çünkü kadınlar o gün Kur'an indiği zamanda ezilen sınıf olduğu için çocuklar, kadınlar, köleler, fakirler, yoksullar ezilen sınıf gruplarından olduğu için onları da savunuyor. Diğerleriyle beraber onları da savunuyor. Çünkü Kur'an'ın genel uslubu gereğince Kur'an daima ezilenleri savunur. Zengini öven bir ayet Kur'an'da bulamazsınız. Getirin bana, ben Kur'an'ı terk ederim. Daima yoksullar, daima zayıflar, güçlüler, ezilenler, köleler, kabilesizler, borçlular, hep bunlar savunulur, hep bunların hakkı onlara iade edilir. Şimdi kadınlarla ilgili de sadece 10 ayet orada var, diğerlerini toplarsanız 100'e yaklaşıyor. Yani 100'e yakın hak verilmiştir. 100'e yakın ayette onlarca hak verilmiştir kadınlara. Ve sayarsan bir 50'yi falan bulur yani somut. Sadece Bakara suresinde 12 tane. Peki bunlar arasında mesela kadınlar da bundan böyle mirastan pay alacaktır. Demek bir haktır. Fakat ne kadar alacaktır? Erkeğin aldığının yarısını alacaktır. Bu ne oluyor peki? O zaman bu eşitlik olmuyor mu? Hayır, olmuyor. Burada önemli olan kadınlara mirastan pay verilmesi, o günkü devrim buydu. Kaçta kaç olduğu değil. O teferruat. Kadınlar da mirastan pay alacaktır demek o günün devrimiydi. Çünkü kadınlara mirastan payma verilmezdi. İkiye bir bile verilmezdi. Kadınlar zaten kendisi bir mülk. Mülk olan birisi nasıl hak iddia eder? Biz onları alır satarız, birbirimize devrederiz diye düşünürlerdi. Peki ikiye bir nereden? Peki ikiye bir nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde şahitlik meselesi var. Ben hep bunları inceledim. Bak 7 yerde şahitlik. Bir yerde diyor ki bu 7 yerden bir tanesinde diyor ki 2 tane kadın, 1 tane erkek şahit olacak. Kadınların bir şey şahitlik yapması da bir devrim. O günkü koşullarda. Peki niye 2'ye 1 diyor o zaman? Niye miras 2'ye 1 diyor? Burada yarım görmüş olmuyor mu? Hayır. Bunların o zamanki şartlar ve koşullarda hepsinin açıklaması var. Eğer cinsiyetçilik yapılmış olsaydı bu 7 yerden 6'sında şahitlikle ilgili 6 yerde kadın erkek demiyor. Zina eden birisini 4 kişi görürse diyor. Borçlanırken 2'ye 1 diyor. Diğer konularda sürekli şahit bulundurulmasını istiyor. Fakat bu şahitlerin erkek mi kadın mı olacağını söylemiyor. Dördü kadın da olabilir. İkisi kadın da olabilir. Altı yerde herhangi bir kadın erkek iması yok. Ama yedinci yerde ikisi kadın birisi erkek olacak diyor. Bu da borçlanmayla ilgili. Birisi diğerine borç verdiğinde borcunuzu yazın. Şahitler tutun. Bir kadın diğeri, iki kadın bir erkek şahit olsun ki kadınlar birisi unutsun da diğerisi onu hatırlatsın diyerek İkiye bir diyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi de cinsiyetçilik olmadı. Diğer altı yerden belli. Eğer cinsiyetçilik yapmış olsaydı diğer altı yerde bunun yapılması gerekirdi. Demek ki bu kuralı getiren iradenin cinsiyetçi bakış açısı yok. Ne o zaman? Sebep ne? Ya bunun çeşitli sosyolojik sebepleri var. Mesela birincisi kadınlar fazla ticaretle ilgili olmadığı için uzman olmadıkları bir konuda iki kişi bulunsun diyor. Bir açıklama. Veya
pozitif ayrımcılık yapılıyor. Kadınlar çünkü hakikaten aşağılanıyor, dışlanıyor. Eğitimden mahrum ediliyor, mirastan mahrum ediliyor, para verilmiyor, parayı yönetmesi sağlanmıyor. Dolayısıyla onun ikisinin bir araya gelmesi, birbirini güçlendirmesi, desteklemesi ve erkeğe karşı daha onları güçlü duruma getireceği için onların iki kişi olması isteniyor. Bu da bir başka açıklamadır. Ama cinsiyetçilik olmadığı şuradan bellidir. Eğer cinsiyetçilik yapılsaydı diğer altı yerde de ayrım yapılması gerekirdi. Ayrım orada yapılmadığını görüyoruz. Çok eşliğe gelince onu sormuştu. Şimdi öyle zannedildiği gibi Kur'an-ı Kerim dörde kadar evlenmeye izin veriliyor diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde tek eşlilik olması gerektiği çok açık bir şekilde söyleniyor. Birincisinde deniyor ki adaletsizlik yapılmasından korkuyorsanız vahid, tek evlenin diyor. Nisa suresi. Üçüncü ayet. Bir başka yerde diyor ki Allah bir erkeğin göğsüne iki tane kalp yaratmamıştır. Erkekler birçok kadını aynı anda sevebilir. Kadın sadece bir erkeğe bağlıdır. Ama erkekler bir anda 6, 7, 10 tane kadını birden sevebilir iddiasına karşı. Müşrik erkekleri böyle iddia ediyordu. Diyor ki Allah bir erkeğin göğsünün içine, sadrına iki tane kalp yaratmamıştır. Her erkeğin bir kalbi vardır, her kadının da bir kalbi vardır. O zaman bire birdir. Sendeki neyse ondaki de odur. Sonra başka bir yerde diyor ki kadınlar arasında adaletsizliği sağlamaya asla güç getiremeyeceksiniz diyor. Len tazi, len isti. Asla len istatafu. Yani gelecek zaman sigasıyla bütün zamanlar boyunca kıyamete kadar, tam Arapça çevirisi bu oluyor, kıyamete kadar kadınlar arasında asla adaleti sağlamaya güç getiremezsiniz. Bunu da çok eşliğe karşı söyleniyor. O zaman güç getiremeyeceğiniz bir şey yapmayın demiş oluyor. Bundan dolayı da mesela Kadı Abdülcabbar Mu'tezile kadısıdır. Erkeklerden çok eşlilik teklifi düşmüştür. Çünkü güç yatırılamayan bir şeyin Allah insanlara emretmez. Hem diyor ki güç getiremezsiniz, hem de diyecek ki dörde kadar evlenebilirsiniz. Güç getiremeyecek diyor. Adaletsizliği emretmez. Adaletsizliği emretmez. Benim görüşüme göre ve ayetlerden çıkardığım yoruma göre Kur'an-ı Kerim teke eşlilik getirmek istiyordu. Vahid, teke indireceksiniz diyordu. Amacı buydu. Bütün ayetler oraya doğru yönlendirmektedir. Ama bu peygamberin zamanında gerçekleşmedi. Halifelerin zamanında gerçekleşmedi. Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar zamanında da gerçekleşmedi. Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu ile gerçekleşti. Bak dikkat edin. Kur'an'ın tek eşlilik amacı Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu ile gerçekleşti. Şu anda Medeni Kanunu'nda nedir? Tek eşlilik esastır. O zaman şeriatın amacı gerçekleşmiştir. Kur'an'ın amacı zaten buydu. Bu gerçekleşmiştir. Artık daha bundan geriye dönülemez. Şaşkın İslamcı mı çıkıyor diyor ki şeriat getireceğiz. Nereden getireceksin? Şeriatın olmadığı ne malum? Şeriatta çok eşlik var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde tek eşlik var. Bu batıdan gelmiş. Biz çok eşlik getirdiği zaman şeriatı getirmiş olacağız diyor. Ben de ona diyorum ki abi şaşkın. Bu 14 asırlık Kur'an'ın amacının gerçekleşmesidir. Kur'an-ı Kerim'de tek eşliğe doğru bir amaç olduğunu biraz evvel 3 ayetten ve diğer 3 ayetten gösterebiliriz. Tamam onun zamanında gerçekleşmemiş olabilir. Erken bir zamanında devrimci adım atılmış olabilir. Devrimci adımların gerçekleşmesi zaman içinde gerçekleşebilir. İşte saltanatın kaldırılması, tek eşliğe geçilmesi uzun yıllar aldı. Ama bunlar Kur'an'da geçmedi. Bunları Kur'an'a hedef olarak göstermediği anlamına gelmez. Engel oldular. Padişahlar, erkek ekemen düzen, feodalite engel oldu. Kur'an'ın devrimleri tarihte yarım kaldı. Yavaş yavaş gerçekleşiyor. Yeni yeni gerçekleşiyor. Bütün bunlardan sonra şunu söylemem de
Bu söylediklerime teyit olsun. Bak Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da, Avesta'da, tüm dini metinlerde yaratılış hikayesi vardır. İlk insanın yaratılışı, ilk Adem'in yaratılışı anlatılır. Bütün hepsinde, tek bir istisnası bile yok. Bütün dini metinlerde bir tane Adem, bir tane de Havva var. Tevrat'ta Havva diye geçer, Kur'an'da Adem'in eşi diye geçer. Ama birebirdir yani. Bir tane Adem, bir tane de Havva. Ben hiçbir dini metinde bir tane Adem, dört tane Havva görmedim. Neden? Çünkü yaratılışta eşitlik vardı zaten. İlk ortaya çıkmış yaratılış, kadın ve erkeğin çift olarak ortaya çıkarılması şeklinde yaratılış söz konusu. Zaman içerisinde tarihi olaylar geliştikçe, erkek egemen düzenler kuruldukça, kavadolite arttıkça, ağalık düzenleri geliştikçe, erkekler egemen olmaya, kadınlar arka planda kalmaya devam ettiler ve tarih kadınların aleyhine işledi. Ve peygamberler her defasında gelerek kadınların bu durumunu tekrar ilk hale, bir Adem bir Havva haline döndürmeye çalıştı. Yani eşitlik haline getirmeye çalıştı. Kur'an'ın amacı da tamamen buydu. Ama tarih içinde bu dediğim gibi tam gerçekleşmemiş olabilir. Buna bakarak Kur'an'ın özünde bir eşitlik olmadığı manası çıkmaz. Bu konu dediğim gibi biraz böyle ayrıntılı bir konudur. Daha uzun uzadıya tek tek ayetler üzerine durularak Kur'an'ın amacının kadınla erkeği eşit hale getirmek, zenginle yoksulluğu eşit hale getirmek, köleyle efendiyi eşit hale getirmek, Arap'la Arap olmayan acizadeyi eşit hale getirmek olduğunu ben Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde görüyorum. Ama şunu da itiraf etmeliyim, bunların hiçbiri tarihte tam anlamıyla gerçekleşmemiştir. Hedef bellidir, ayetler çok açıktır. Fakat onlar şu anda bile yorumlanmayı beklemek. İşte biz o yorumu yapıyoruz, eşitlik yorumu şu anda yapıyoruz. Bunu yaparak ancak ilerletebiliyoruz. Çünkü tarihin gelişimi maalesef mehter adımıyla oluyor. İki adım ileri gidiyorsun, iki adım geri, bir adım ileri, iki adım geri. Yavaş yavaş ilerliyor yani. Yavaş yavaş. Bakın şu anda Cumhuriyet devrimleri oldu değil mi? Şimdi şu sokakta dolaşan hepsi Cumhuriyet nesli. Hem de Cumhuriyet okullarında okuduk. Şu sokakta dolaşan insanların hepsinin tek tek aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu Cumhuriyet'in suçu mudur? Atatürk'ün suçu mudur? Yapacağını yapmış kardeşim. Devrim yapmış, yol göstermiş. Daha ne yapsın ya? Sen adam olmazsan bunlar ilerlemez ki, yürümez ki. Aynı İslamiyet de böyle. Olmadı diye. Bunun Kur'an suçu, sorumlusu Kur'an değil ki. Bunun sorumlusu Peygamber'in kendisi değil ki. 14 asırdan yapacağını yapmış, hedefleri göstermiş, devrimlerin ışığını yapmış. Sen orada yürümezsen, onu geliştirmezsen, onu ilerletmezsen o olduğu yerde kalır, hatta geriye gider. Şu anda olduğu gibi. Cumhuriyet döneminde geriye gidiyoruz şu anda yani. Neredeyse Vahdetli dönemine gideceğiz yani. Niye? Sen ona sahip çıkmazsan bu iş yürümez. Bir tek Atatürk'le bahar gelmez. Bir tek Kur'an'la çiçek açmaz. İnsanların buna sahip olması, sahip çıkması, benimsemesi, inanması ve bunun için çaba sarf etmesi, ilerletmesi gerekir. Toplumlar ancak böyle ilerliyor. Sevgili kardeşlerim, hepinize teşekkür ediyorum. Ben dinlediğiniz için. Çok sağ olun, var olun.